değerli mensupları, yerli ve milli ayçiçeği tohumları deneme ekimi programına hepiniz hoş geldiniz. Trakya ve İstanbul'da tek olan ARGE çalışması için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bizim genel sekreteri, Tekirdağ İl Tarım Müdür Vekilimiz ve yöneticileri, yine Silivri'mizin ilçe tarım müdürü, Trakya Tarımsal Araştırmalar Müdürümüz, yine proje ortağı olan çok kıymetli tohum dernekleri, tohum firmaları, yine Silivri'mizin Yağlı Tohumlar Başkanı, Kredi Kooperatifimizin kıymetli başkanı, Ziraat Odamızın kıymetli başkanı, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, esasında tarıma gönül veren tüm tarım paydaşları dersem hepimizi kapsamış olur. Ülke için, Türkiye için üretmeye, geliştirmeye hep beraber el ele verip devam etmeliyiz. Bugün Silivri Belediyesi'ne ait Tarım Üretim Araştırma Merkezi'ndeyiz. Gerçekten biraz önceki hatiplerin ifade ettiği gibi burası Türkiye'ye örnek olabilecek tarımsal üretimin araştırıldığı, geliştirildiği bir merkez. Biz bu ülkede taş üstüne taş koyan herkese ama herkese teşekkür ediyoruz. Geçmiş dönem belediye başkanımız Sayın Özcan Bey'e de, ekibine de, buradaki tarım işçisinden ziraat müdürüne kadar bu araştırma merkezine, TÜRAM'a emek veren herkese başta şükranlarımı, teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ama Kalkınma Ajansımızın başkanının söylediği bir ifade var. Küçük bir adım gibi görünse bile esasında büyük ufuklara bir yelken açılıyor burada şu an. Biz yerli, milli, hele hele şu pandemi şartlarında aşı konusundan yola çıkarak yerli, milli aşısını üreten ülkelerin pandemide ne kadar başarılı olduğunu, üretemeyen ülkelerin de onların kapısında aşı için beklediğini ve ülkelerinde çok ciddi sağlık problemlerini yaşadığını görüyoruz. Ve bu pandemi dönemi bize bir şeyi daha hatırlattı. En önemli, insan için en önemli şeylerden biri beslenmek, gıda, yani tarımsal üretim. Onun için teşekkür etmek istiyorum. Başta Trakya Kalkınma Ajansımızın başkanına, yine Tekirdağ İl Tarım, İstanbul İl Tarım Müdürlüklerimize. Kuruluşu 1924 olduğunu söyledi. Tarımsal, Trakya Tarımsal Araştırma Geliştirme Merkezi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında, kurulduktan hemen sonra bu araştırma merkezini kurduğu belli. Trakya'ya kurması da önemli. Onun için misyonu, vizyonu bence çok ağır ve sorumluluk sahibi bir yönetim anlayışıyla. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Yine Trakya Tohumcular Derneği Başkanımız İbrahim Bey'e, Birol Tatar Bey'e, Emre Sarı Bey'e, Veli Pekcan Bey'e, kısacası gönlünü bu topraklardan ayırmayan, tarıma, tarımsal üretime destek veren herkese ama herkese teşekkür ederken, Silivri için üreteceğimizi, Türkiye için geliştireceğimizi bir kez daha ifade eder. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Mesela 18. madde geçti. Adamın 100 dönüm yeri var. %35'ini belediye almış ama adam onu terk etmemiş. Tarlanın ortasında 35 dönümü de ya ekiyor.